Reçber piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, veriler Amerika'da çekirdek tüketici fiyat endeksi eksi geldi. Beklentinin altında geldi. Dolayısıyla bu doların zayıflaması anlamında bir işaret oldu. Beklenti 0.2, beklenti 0.1. Bunun piyasaya etkisi nasıl? Çekirdek perakende satışlar 0.2. Bu negatif. Bu anlamda olumsuz dolar tarafında ama tabii bir trend değişimi veya sert bir hareket anlamına gelmiyor. Şimdi hemen buradan isterseniz biz grafiklerimize geçelim. Ve şöyle bir altın fiyatlarıyla yorumlarımıza başlayalım arkadaşlar. Hemen altın fiyatlarında bugün için bahsetmiş olduğumuz hareketler bir yerde fiyatlanmaya başladı. Hemen şöyle bir kısalım. 1229'un üzerinde, 26 üzerinde kaldığı bir de çağ hareketin devamı bekliyor olacağız. Bu anlamda önemli. Gram altın ne oldu diyecek olursak, bakın 1229, yani bizim bahsetmiş olduğumuz noktaya dokundu. Görüyorsunuz mavi. Görüyorsunuz 29 nasıl çalışıyor direnç, yani nokta çalışıyor. Hemen gram altına bakıyoruz. Gram altında 140'a doğru bir hareket söz konusu oldu. 146-100'e doğru bir hareket söz konusu oldu ama burayı geçemeyen bir hareket gördük. Ne kadar? 147-100. Hemen bakalım. 147-100 gördünüz. 140, pardon, 550. 140-350'nin altında kalacak olsa biraz şu an için kısa vadeli sıkıntı anlamına gelecek. Bu bölgede biraz daha yataya dönecek. Hemen buradan dolar TL'ye dönelim. Son durumda dolar TL nedir diyecek olursak, dolar TL'de 3.54'e kadar gelen, çok sert gelen bir hareket. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine bakıyorum. %1.20 ile 0.50 arasında değişen bir fiyatlama söz konusu. Ama genel trend açısından baktığımızda zaten bu paralar oldukça dipte. Benim kanaatim dolar TL 3.54. Şu an hemen detaylı bir tablo analizi de yapmaya çalışacağım. Kaçı gördük? 3.54.60, 3.53.80. Yani bu bölge şu an için destek bölgesi. Yani buradan tepkiye yönelik 3.56 ve bunun üzerine yönelik tepkiler bekliyoruz önümüzdeki dakikalarda. Hemen ben buradan günlük trend analizi şeklinde geldiğimiz noktalar itibariyle dolar TL'de neredeyiz ona bakmak istiyorum. Yine geldik sarı kırmızı sarı hareketli ortalamaya. Çok önemli bir destek. Burada tutunacağını tahmin ediyoruz. Sabah bahsetmiş olduğumuz o 3.55 bandı korunacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu hattı korumak isteyecek. Buradan biz alıcılı olabileceğini, tekrar tepkilerin gelebileceğini tahmin ediyoruz. Tutunmaması halinde tabii bizim senaryomuz şu an için rafa kalkmış olacak. Bunu da izliyoruz. Şu an bu bölge önemli bir destek aralığı olarak izlenebilir. Haftalıklarda 3.56 altında olduğu için 3.54.70, aylıklarda 3.52. Eğer bakın aylıklarda 3.54.10 altına gelecek olursa, günlük kapanış yapacak olursa 52.50'ye doğru bir geri çekilme olur ki bu da çok önemli hareketli ortalamanın, yani bizim bahsetmiş olduğumuz o 200 günlük ortalamanın aşağı kırılması anlamına gelir. TL sürpriz bir şekilde değerlenmeye devam edebilir bu noktada. Şimdi buradan altın dedik, euro dolarla ilgili, evet euro dolarla ilgili isterseniz bir yorum yapalım. Euro dolar paritesinde de şu anki duruma baktığımızda tekrar bir 14.45'ler görülüyor. Burada tablo hemen şöyle 0.40 yukarıda fazlasıyla güçlü bir görüntü söz konusu ama devamı gelecek mi onu belki de yorumlamak önemli. Hemen bakıyorum. Şu an için güçlü gözüküyor. Bugün 3. bakıyorum. Evet. Yani şu an için güçlü gözüküyor ama birkaç günün önceki, daha doğrusu son dönemin önemli direnci 1.14.50'ler, 1.14.40'lar. Bu anlamda hemen dönüp tablomuza bakıyoruz. 50.30, yani şu bölge iyi bir direnç. Burasının geçilmesi, hemen 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. 4 saatlik grafikten evet biraz geçme isteği var gibi ama sonuç itibariyle bu bölgenin direnç olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Saatlikte ciddi bir yukarı
kopma olduğunu görüyoruz ama yataya baktığımızda önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 5 dakikalık grafiklerden şöyle isterseniz şöyle bir bakalım. 5 dakikalık grafikler gerçekten ciddi bir hareketliliği gösteriyor. Hemen buradan 1 dakikalık grafikler ödünüm. Evet, 1 dakikalık grafiklerde de sanki şu an için burası direnç, bir 14.50 direnç ama eğer bir 14.30 üzerinde kalmaya devam edecek olursa tekrar bu bölgeyi denemek isteyecek diye bahsedebiliriz. Şu an için izlemedeyiz. Sterlin dolar zaten 1.30'ların üzerine attı ki sterlin dolar da daha önce de bahsetmiş olduğumuz 1.30'ların üzerine istek 1.30-60'lara doğru günlük raporumuzda bahsetmiş olduğumuz seviyelere doğru hareket gittiğini söyleyebiliriz. Tabii VTI petrol bizim için önemli göstergelerden bir tanesi. Burada büyük ihtimalle bir kar realizasyonu. Çünkü neden? Sonuç itibariyle enflasyonun düşük olması burada petrol fiyatlarını biraz aşağı çekti. Ama biz yine de günlüklerde bahsetmiş olduğumuz o VTI petroldeki kaç? 46-800-700 bölgesine yaklaştık. Şu an tam bu denge bölgesindeyiz. Burada tutunmak isteyebilir bir süre daha. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.